Arkadaşlar, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de muvaffak eylesin. Ve teris olacağımız zamana kadar da emanetine kayım ve sayım eylesin. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Usul ve furularımızdan da kim ahirete göçmüşlerse bu maide-i Kur'aniyeden istifade ettirsin. Mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eylesin inşallah. Arkadaşlar bugün ayın kaçı? 17.10.2021 Tepecik'teyiz. Dima dersi 177. Kanun dersi 178. 178. Niye? Yok. 178. 77. Bir tane saymadık. Gelibolu'yu ya saymadık. Saymadık. Evet. Demiştiniz ama saymadık. Saymadık. Ama demiştim orada ama baktım sonra daha şey. Şimdi ben namaz kılanlar olduğu için şöyle ben birkaç kelam şuradan. Hazırız değil mi? Hem sen onu yazarken biz şey yapalım Mehmet kardeş. Tamam, ben dinliyorum zaten. Tamam. Bir dışarıdan, bir de içeriden insanda baskı var. Yani isteyen istediği zaman kalkabilir. Yani kendinizi meşgul hissetmeyin. Çünkü zor bir ders. Herkesi bağlamaz yani. Merak eden zaten. Herkesi şey yapmadığımız için yayın da yapmıyoruz. Canlı yayın yapmıyoruz. Ne zaman kalkmak isterse herkes kalkabilir. Bir, insanda dışarıdan baskı var, göz, kulak, hadiselerden. Bir de içeriden baskı var. Bir de içeriden bedenimize, fiilimize baskılar yapılıyor insan. İki baskı altında dengelenmek zorundadır. Yani şöyle anlatayım. Denizin dibine giderseniz aşağıya doğru. Diş, yani dış taraftaki baskı artıyor. Tamam, sıkıştırır. Yani Allah öyle yaratmış ki, içerideki baskı ile dışarıdaki baskı dengeleniyor. Burada, dünyada. Bu bedenseldir. Zahir. Bu tıp buna bakar. Yani bunların eylemsel halinden sebebini bakar. Çok nadir şimdi böyle psikolojide şu anda o kadar muvaffak olmuş değil. Yani Freud'un 1800'lerde sonra işte şunu bunu getirdiği bazı şeylerle, ilaçlarla vesaire ama temelde bir çözüm değil. Çünkü 10 sene, 7 sene psikoloji ilaçları kullananlar var. Bu doğru bir şey değil yani bu kadar vadeli bir şeyin olması. Bu tabii gelecekte olacak inşallah. Bazı şeyleri kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi mesela cini kabul etmiyor, şeytanı kabul etmiyor. He olur. Ondan. Şimdi bir denizin dibine dalınca dış taraftaki baskı var. İçeriği sıkıştırıyor. Dışa misal olsun diye söyledim. Yukarıya çıktığımız zaman dışarıdaki baskı azalıyor, iç basınç artıyor, dışarı doğru patlıyor. Burun patlıyor, kulak patlıyor, kan fışkırıyor. Dünya denge bir yerdir. Bunu psikolojik olarak da düşünün. Eğer dış baskılama olursa denizin dibine doğru gidiyorsun demektir. Mesela zaman, zemin, tam libas. Bu dış baskıdan oluyor.
yukarıya çıktıkça dış taraftaki baskı azalıyor. İç baskı artıyor. Bu düşünseldir. Bunun bizim mevzumuzla alakalı. Kanun düşünsel gibidir. Yani düşünmenin realitesi yok yani. Böyle bir vücudu haricisi yok. Ama yaptırıcılığı var. Kendisi yapmadır. Yani eylemsel halidir. Düşünmek. Çok sıradan zannediyoruz. Basit zannediyoruz. Ama düşünce kendisi sonuçtur. Çünkü düşündüğün şeye dönüşüyorsun. İnsan. Yani ben bunu düşündüm veya hayal ettim. Bana tesiri olmasın. Yok öyle bir şey. Böyle. İlme dönüşmemiş. Dönüşmese de tesir ediyor. Ediyor. İlmin tarifi vardı Risale'de. Hatırladınız mı? Nasıldı mektubatta vardı ya? İlmin mi? Her şeyin her cihetini. He, söyle abi. Onu söyle, şey yapın. Her şeyin her cihetini her bilmek. Değil mi? Her cihetini, her şey. Her şeyle? Her şey. He? Her şeyle alakasını. Alakasını? Bilmek. Aç mektubatta. Ha. Santra olamadım işte. Allah razı olsun ama çok güzel ya. Evet. Bir onu şey yapın. Ben böyle çok tekrar ediyorum ama uçuyor böyle. Zorlanarak çıksın şimdi. İlim sonra, her şeyin, her şeyin. Bir dakika. Her cihetini. Bir dakika. Her şeyin. Her şeyini. Her şeyini bak. Her şeyin. Her cihetini. Bak. İlim her şeyi. Her şeyini. Her şeyin. Her şeyde bir şey. Bunun her şeyini. Sonra. Her şeyin her şeyini ve her cihetini. Her cihetini. Bilmek. Her cihetini de bağlantılarını bilmektir. Gazali der ki, bilgileri birbirine bağlamaktır. Birbirine bağlamaktır. Bir şey anlatmak istiyorum böyle de. O şeyde geçiyor abi, sözler 550'de geçiyor. 550 mi? 500, sözler 550. Ha, 500. Her şeyini her cihetini evet. Bilir. Ben 20. mektupta var ya böyle, bilim orayı. Korkunun bir sebebi de ölüm korkusu mesela. Onu tanımadığından yani mesela o ölümü sevmiyoruz. Çünkü ya onu tanımıyoruz veya yeterince onu sevmiyoruz. Korku oluyor. Misal ölüm korkusunun en tesirli çaresi Cenab-ı Hakk'ı Celle Celaluhu sevmektir. Sevmek için de tanımak lazım. Sevgi korkunun panzehiridir. Mesela kainatın ruhu rabıtası muhabbetti. Ha bu kopuk. Mesela Ustad ad kelimesi var ya ad 30. lemada. Bu adaleti anlatırken kainattaki umum sistemden bahsediyor. Şeceri hikatten bahsediyor. Adaletin hududunu götürüyor. Sonra kainata götürüyor. Sonra insana getiriyor. İnsan sistemine. Ama en sonunda ahiretle izah ediyor adaleti. Niye? Dünyayı ahiretle beraber olması lazım. Görüyor Ustad. Ve Allah da Allah gördüğü için, Kur'an gördüğü için, hadis gördüğü için ikisi bir. Bakılmasa zulüm olur. Zulüm gözükür. Ölümler mesela mantıklı değil. Beka istiyorum, ölüyorum. Olumsuzluklar var. Er-Rahman'ın Rahim'de anlatır. Bu kadar diyor olumsuzluklara ne diyeceksin madem Rahman ve Rahim'dir. Ustad adaleti anlatırken dünyadaki adaleti ahiretle baktırıyor. Ahiretsiz dünya hakikaten zulümdür. Bir üzüm tanesi ediliyor, on tokat vuruyor. Adalet mi yani? O zaman bir şeyi izah ederken derste veya konuşurken veya hitap ederken ahiretsiz, mesela evlenirken ahiretsiz bakma. Yani bu ebedi hayatımda değişim olabilir mi?
dünyayı Rahman ve Rahim'dir diyor. Sabah, iki sabah önce okumuştunuz. Ama bu kadar olumsuzluklar var diyor 15. sözde, değil mi? 15. şu anda. Yani bu ne diyeceksin bu kadar diyor. Ve en güzelini, bu izahını söylediğimi 30. Lema'nın ad kelimesinde anlatır. Dünyadaki adaleti ahiretle baktırıyor. Yani harmanlıyor. Yoksa kesinlikle izah edilemez. Burada şu çıkıyor. Dünya cihetiyle bakılamaz. Dünya ahiretle beraber bir bütün bakka kabul ediliyor. Her şeyde ama. Şimdi neye benziyor? Ahirette dünyaya bakmaya bir örnek veriyorum. Ütü yapıyorsunuz. Keban barajından gelen eleti ütüye dönüştürdüm. Ben yön verdim. Doktor alete tansiyon vesaireye bakıyor eletikle. Gafur ekmek pişiriyor, maya yapıyor, bilmem ne yapıyor. Tekstil boya yapıyor. Ama eletik hangisidir? Hiçbirisi değil. Ona biz yön veriyoruz. Ahiret inancı, inançlar böyle yön, eletiktir. Biz inançla ve itikatla yön vereceğiz. Batıla da bir itikat var. Şimdi imanla itikadı bu mayanda bir şey söyleyeceğim. Birkaç şeyden sonra tekrar başlayacağım dimağımıza. Dima düşünün abiler. Dima. Bu düşünceleri akıl ile sırf yorumlarsak batıl veya hak, itikat olur. Düşünceleri ilmi çerçevede. Batıl itikat da olur. Hak itikat da olur. Yani buradan aşağı yok. Burayı bakın, düşünceler, malumatlar, bilgiler, zanlar hep tasavvurdadır. Bilgileri, bilgi bak, bilgi, bilgi, malumat, zan, şek, şüphe, tereddüt, düşüncedir. İnsana zenginlik katıyor. Ne diyorsun ya? Şirk düşüncesi insana zenginlik katar. İlimdir diyeceğim. Yo demeyeceğim daha. Yo yanlış ağzım şey. İlim değil daha. Yani öyle bir boyut var mı diyeceğim. Yo. Mesela insanı dönük düşünceye, sabit düşünceden çıkartan, meleklerden, diğer mahlukattan ayıran şirk, küfür yapabilmesidir. Bizi biz yapan şeyler. Yani çok tuhaftır. Farklı düşünce. Niye Müslümanız? Meleklerin Müslümanı var mıdır? Kafir yok ki. Müslüman. Yani o fıtrattır. Sığırın da öyle. Kafiri Müslümanı yoktur. Bir şeyi reddetmemiş. Şimdi Risale-i Nur anlamanın bir yolu da bu nedir'in dışında ne değildir. Şimdi kainatta şirkin yeri yoktur. Çünkü şirkin vücudu yoktur ki bir yere koyasın. İlmi muhit var diyor. Bakın şirkin vücudu yok. Vücudu olsa koyacak bir yer olur. Kainatta yoktur tabii. Ama insanda var, kafasızın kafasında var. Şirk kafasızın kafasında var. Kafasızın kafası. Evet, kafa yok. Kafasızın kafa. Yani vahiysiz bir insan kafasız oluyormuş. Şimdi bu malumatları şey yapıyorum ki risaleleri okuduğumuz zaman tefekkürde malzeme olsun. Biraz ezberimizi bozuyor böyle, zorluyor değil mi yani? Şirk, küfür, inkar, şek, şüphe, tereddüt, zan insana zenginlik katar. Meleklerden de ayırmasına en büyük sebeplerdendir. Farklı düşünce boyutlarını şey yapıyor. İlk bakışta şey geliyor hep böyle, hani şeytan olsun, ilk bakışta ne kadar kötü. Kötü biraz konuşunca ayıp ki varmışa gidiyor. Yani mesela şeytan, iki tane neticesi vardır. Kemalat-ı hayriye, insaniye, değil mi? Makasıd-ı hayriye, insaniye, bir de kemalat insaniye. Emre yandık. Emre yandık, evet. İki sonucu var. Peki şeytan bize bakan yönü başka,
Esma'ya bakan yönü tarafıyla sanat-ı fıtriyesi diyor. Şeytan da işaret edeceğiz diyor ya, şey var, marifet var mıdır? Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca yoktur. Bak sanat-ı fıtriye. Allah canibinden öyle bir şey yok şeytan. Ama bu dersleri böyle tefekkürü malzeme düşündükçe, ya hakikaten iyi ki varsın. Çünkü niye? Kemalat-ı insaniye sebeptir. Makasid-i hayri-i külliyeye sebeptir. Makasid-i hayri-i külli. Kemalat-ı insaniye. Benim en çok ilgimi çeken şeytan hakkında külliyatta en çok, çok tuhafıma gidiyor. Mektubatta da anlatıyor. Sanat-ı fıtriye tabiri. Beni çok etkilemiştir yani. Çok ama. Sanat-ı fıtriyesi. Böyle. Şimdi bu şek, şüphe, tereddüt, şirk, bilgi, malumat, zan, bunları ilimle yorumlarsak, ilimle yorumlarsak, sırf ilimle, batıl itikat olur. İtikattır çünkü ilim batılın da ilmi var. Batıl bir itikat olur. Eğer biz biraz önce saydıklarımı, şek, şüphe, şirk, küfür, zan, malumat, bunları ilim çerçevesi, ilim sisteminde potası ile, vahiy ile, yani kalple yorumlarsak hak itikat olur. Yani şuradan aşağı ile onu anlamlanırsa hak doğru itikat olur. Buradan aşağı ile kopuk olup yukarıdaki ile şurayı ile kendisiyle izah edersek o da bir itikattır mesela. Karl Marx da bir itikattır. İnkarcılık da bir itikattır. Ustad diyor zaten batıl bir itikattır diyor. Şimdi bu tabir de biraz ezberimizi bozacak ama kendini bu süreçlerin sonunda bu gayem neydi 5-10 dakikadan beri? Kendini kendinde tecelli ettirmek. Kendini kendinde tecelli ettirmek, göstermek lazım. Diğer insanlara cakka yapmamak için. Mesela bir ihtiyaçtır. İnsanlarla kendini kıyas edip üstünlük tutmak. Haset bir ihtiyaçsa. İfrat tefrit vasatı var. Şimdi üstün olmak, haset etmek, ne bileyim ona farklı olmak, iyi olmak. Bu ifrat ve tefriti şerdir, vasatı hayırdır. Ama vasatı nedir? Niye buna ihtiyaç duymaz bazı insanlar? Yani böyle, yani mütevazi. Ben tevazu yarafeullah. Allah tevazu eden şanını yüceltir diye hadisi var ya, barlarda geçiyor bu. Kendini kendinde tecelli ettirirsen buna ihtiyaç duymazsın. Eğer kendini kendinde tecelli ettirmedin, gösteremedinse gafurun üzerinde göstermek isterim. O ne demek abi? Kendini kendinde tecelli ettirmek. Yani biraz daha kendini kendinde göstereceksin. Kime? Kendini kendine. Kendini kendinde izah edeceksin. Kendini kendinle izah edeceksin. Kendini kendinle seveceksin. Kendini kendinle yapılandıracaksın. Kendini kendinle meşgul ettireceksin. Eğer bu yoksa harice ihtiyaç duyuyorsun. İlimin tarifini yapmıştınız ya abi az önce. Yani sözlerde geçen yerde. Her şeyin... Her şeyini, her cihetini... Evet. Şimdi burada ben aslında şunu anladım abi. Şimdi kendini kendinde göstereceksin derken aslında burada kendini tanıyacaksın diyor abi. Her şey deyince benim kanun olan tarafımı düşünüyorum abi. Yani beni en iyi şekilde tanıyacağım. Yani siz az önce söylediniz yani kendinde kendini görmek ilmi yaşamak manasında. Yani bu bir felsefede etik diyorlar ya. Ahlak bak. Seni baskılama. Yani ötelemek, itmek var ya böyle.
üstün olmak, gururlu olmak, kibirli olmak, onunla kendini ifade etme ihtiyaçları var ya, güzel giyinmek, ne derler diye yemek, ne derler diye araba almak, ne derler diye üniversite okumak. Bunlar bir ihtiyaç, bir yerden geliyor. Niye geliyor? Bazılarına geliyor, bazılarına gelmiyor. İşte kendini kendinde tecelli ettirirse, kendisini kendisiyle anlamlandırırsa, kendisi kendisiyle barışık olursa, kendisi kendisiyle zevk alırsa harici ihtiyaç duymaz. Bir bu süreçlerin sonunda da şunu söyleyeyim, dimağa başlıyorum, o bitmedi daha. Bir şeyi tespit etmek veya var olana anlam vermek için bir, üç tane kaydı okuyacağım, keseceğim. Bir daha, bir şeyi tespit etmek külliyattan. İki, veya var olana anlam vermek için bir şeyi külliyattan tespit etmek veya var olan bir şeye anlam vereceksin. Nasıl bir yöntem kullanalım? Yöntem bir, o şeyin bilim ve ilmi yönünü bilmek. O şeyin bilim, yani fen, müsbet fenler, Allah'ın kanun ilahisi, tıp, fizik, kimya vesaire. O şeyin bilim ve ilmi yönünü bilmek. Ustad mutala etmiş. Ha? Birinci şart bu arkadaşlar, genç arkadaşlar. İki, bir şeyi tespit etmek veya o tabirin içini doldurmak için. Buna ait bir örnek verebilirim mesela. Tabut-u Sekine. İlim ve bilimdir. Ustad Tabut-u Sekine'yi çok güzel anlatıyor. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'dan 2500 sene önce olmuş. Musa aleyhisselam zamanında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hendek Savaşı'nda kullanmamış. Aramamış Tabut-u Sekine'yi. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri top döktürmüş. Tabut-u Sekine'ye Ayasofya'da mıdır, şurada mıdır diye bakmamış. Ha? Ustad muvaffak olmak için böyle bir tabut sekiş yapmamış. Şimdi televizyon ekranlarında ve piyasadaki kitaplarda pompalıyorlar. Tabut sekine Yuşa Aleyhisselam'ın oradadır. Yok Üsküdar'daki o mübarek zatın orası oradaymış. Yok Fatih'in şeyin altındadır. Şu vesaire vesaire. Bir daha. Bir şeyi tespit etmek veya var olan bir şey anlam vermek için onun ilmi ve bilim tarafını bileceğiz. İki, kişinin içsel kazanımlarıyla ona mana vermek ki niyet ve nazarın olmalı. Yani içsel alemindeki niyet ve nazarın kalitesini, niyet ve nazarın bütünsel vahye bağlamam lazım. Üçüncü son madde. Onun hakkında kim ne demişlere dikkat etmeyle onun ne olduğunu ve ne olmadığını idrak edersen. Mesela ustad yer yer bunu şu yanlış yaptı diyor, şu şöyle dedi diyor. Bazen işte kıble mesela muhakematta söyler, şu zat böyle dedi, git falanca şey, Zemahşer'in şeyine baktı. Fazla tafsilat yok ama tek tükler var böyle. O şeyi anlamak için birincisi ilim ve bilim çerçevesini, iki, içsel alemimizi bütüne getiren niyet ve nazarımızı vahiy ile şekillendirmek, kıblesine koymak. Üçüncüsü ise onun hakkında ne demişler, ne dememişler. İlla Risale-i Nur değil bu mevzu, herhangi bir şey. Mesela hele sana bakar doktor, yani... yeni gelişmeleri takip edersen bilim makaleleri tıpla alakalı böyle o ne demiş? Gelişir. Yani senin sahanda bilmen lazım. Çünkü o işi yapıyorsun. Sana o kapı açık. Hatta tam tersine yapmasan yanlış olur. Çünkü bilim ya. Tamam. Bize lazım olduğu kadar ihtisasımız değil bu. Tüfeğiliyiz. Şimdi Dima 177. Kanun okuyacağım. Bir daha söyleyeyim. Sıkıldığınız zaman istediğin zaman kalkabilirsiniz, gidebilirsiniz. Şey yoktur. Rahat ve soruyu sorabilirsiniz. Şimdi kanun
çalıştım ben. Belki haftalarca. Bu metni kanun geçen külliyatta okumadığım bir yer yok. Külliyatta. Belki bazı yerleri çift. Onu işimi gelenleri, yani becerebildiğim, bende anlam kattığı metni yazdım. Bildiğiniz gibi. Bir de orada benim anladıklarımı yazdım. Metin kırmızı kalemdir. Mavi kalem benim izahım. Bu biraz o metinleri dimada akılda işliyoruz. Çünkü aşamıyorum yani onun hulasasını yapmak için. Ama kanunda öyle değil. Kanunda hulasa yaptım. Bir ders yapmıştık. Herhalde bugün onu bitireceğiz devamını. Şimdi ama izahını istediğiniz zaman mesela izah hemen hangi sayfada metin diye döneriz. Şimdi kanun yapıyoruz. Abi bir soruyla başlayabilir miyiz? He. Kanun hakkında sorma. Geçen hafta ama okumuştuk ya. He. Şimdi bugün de gönderdiklerinize bakıyorum da. Şimdi kanun, istidat, namus, kabiliyet. Hı hı. Mesela melek kanun, meleke namus şeklinde diyebilir miyiz? Yani Mehmet kardeş Allah razı olsun yazdırdık. Şimdi onu şey yapacağım. Fakat geçen haftakini ben hulasa edeyim madem sordu. Kardeşler. Son bir soru abiciğim. Mektubatta. Özür diliyorum. Hakkı zelal abi. Kanun, namus verilen midir, kazanılan mıdır abi? Ona şey yapacağız. Mektubatta filkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır diyor. Orada filkatle fıtratı söylüyor. En çok sorulan kardeşlerimizden, genç kardeşlerimiz soruyor. Fark nedir diye. Hılkatin en yüksek gayesi. Fıtratın en yüce neticesi. Hılkat, bununla ben eşitim. Geçen haftayı hulasa ediyor. Yani bunu da yaratan Allah'tır, beni de yaratan Allah'tır. Ezeli ve ebedi değildik. Allah'a muhtaç olmak, yaratılmak itibariyle mesnevi de geçer. Eşitiz. Bu hilkat. Ama bu kalemdir. Ben insanım. Bu fıtrat. Farklıyız. Yaratılış itibariyle kanundur. Kanun. Ama ben olmam itibariyle namustur. Namus. Toplumsalda diyoruz ya bak namusuma laf söylettirmem. İzzet-i nefsane. Herkesin bir namusu var. Bu cinsellik diye basit bir şeye indirgedik. Namus cinsif cinsellik değildir. Yani özel eşine karşı değil. Yani insanın fıtratı, hılkati demiyorum. Fıtratına taarruz. Hılkat, yaratılışı. Allah'ın böyle bir kanunu var. Yaratacağım. Demesi bu kanundur. Ama ne yapacağım? Bu fıtrattır, bu namustur. Kanun, gene okumuştuk geçen hafta, tafsilatıyla işledik bunu. Kanun geneldir, umumi olandır. Namus ise has ve hususidir. Sen sensin, ben benim. O da odur, namus. Mesnevi de der ki, bunu işlemiştik, 55. sayfada, kanun emirdendir, namus iradedendir. Çözülemeyen, çok zor olan bir tabir. Yani çok soruldu. Mesela nereye misafir oldumsa dershaneye, Anadolu'ya seyahatimde bunu sordular. Kanun emirdendir, namus iradeden en çok, fıtrat, hilkat bir de bu. Ama hep cevap şöyle verdim. Emri bilmiyorum ki cevap vereyim. Ben de senin gibi bir şey diyebilirim. Ama ben ikna olmamışım ki seni ikna edeyim. Kanun emirdendir. Emir anladık ki, şimdi burada gelecek. Şuunat-ı zatiyeden geliyor. Bak kanun emirdendir. Namus sen ol. İradedendir. İrade subut-u sıfattır. Onun için Lef-i Mahfuz'un iki defteri var. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin nedir? İlim emir. Emir bilmiyoruz ki. Bak bilmiyoruz. Yani emretmek bilmiyoruz yani. İçerisini bilmiyoruz. Külliyatı oysa Kur'an'daki kanun, Risale'de de o kanun caridir. Serpiştirmiş, çıkartacaksın, çalışacaksın. Çalıştırıyor yani.
Yani Kur'an'da abdestin farzı şöyle şöyle 1-2-3 sıralamamış. O namazın böyle sıralamamış. Hadis-i şeriflerde de sıralamış. Ama bunları müştehit veya mücedid, müfessir çıkartıyor. Şimdi ben bu namusta kanunu son şeyi geçen hafta hulasa yaptıktan sonra buraya geçeceğim. Bunun üzerine çalışılmıştı ama bu şey yaparken fazla izahat girmeyeceğiz. Yalnız hatırlatma yapacağım. Kanun itibaridir. Namus vehmidir. Kişiye astır. İtibari geneldir. Vehim kişiye astır. Muayyen vücutları yoktur. İkisinin de. Müşahhas suviyetleri yok. A 56. Yani namusun sonu. Sen geçen hafta yoktun. Tamam. Sana göndermedim ama. Yok, gruba attım. Ha attım. Pardon. Var. Meclis-i Nurani'de var. Kanunlar itibaridir. Mayen vücudu yoktur. Namus vehmidir. Müşahhas suviyetleri yoktur. Kanuna vücudu diyor. Namusa hüviyet diyor. Onları temsil eden, onların makisi bulunan ve onların yullarını ele alan melekelermiş. Kanunlara vücut diyor, namuslara hüviyet deniyor. Yani kanunlara vücut giydiriliyor, namuslara hüviyet veriliyor. Yani bu vücut itibariyle ama hüviyet nüfus cüzdanı gibi. Toparladık. Adem-i sırf sıfatları hılkate bakıyor. Adem-i sırf. Allah kainat Adem'den yarattı. Şecere-i hılkati Adem-i sırftan yarattı. Adem-i sırf sıfatlara bakıyor. Hılkate bakıyor. Kanuna bakıyor. Geneldir ve umumidir ve vücudidir. Adem ise esmalara bakıyor. Esmalara bakıyor. Hılkat değil fıtrattır. Adem namusa bakıyor. Kanun geneldir, umumi iken bu has ve hususidir. Kanun vücuda bakarken bu hüviyete bakıyor. Şimdi ben bunu sen de şey yaparsın, çevir gösterirsin. Karışmasın diye şöyle yapayım. Evamiri tekviniye iyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Yani nedir o? Çekirdekteki yazılım. İnsandaki yaratılmasındaki bir hücredeki yazılım. Evamiri tekviniye. Elma armuta, hayatı tekviniye. Yazılımla evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye. Sureti hayatı tekviniyedir. Dişe vurmuş. Kanuniyeti emri tekviniden geliyor. O yazıyor. Hakikati kaderdir. Bunlar sari. Mahiyeti irade-i ilahiyedir. Göresiniz diye kanunu işleyeceğiz ama kanunu bitireceğiz inşallah. Evamiri tekviniye nedir? Sonuçtur artık. Atadır. Emri tekvini ise dönüştüren bir berzahtır. Berzahtır kendisi, emri tekvini. Evamir değil yani. Hayatı tekviniye, hayatın kazadır artık. Hayat. Ve min hayatina diye Kur'an'da geçer. Vücud alici sonra, Allah'ın delili. Bedi-i kader, hayatı tekviniyedir, kazadır. Bedi-i kader. Aynı zamanda kitab-ı mubin de diyebiliriz. Nazar-ı kader, evamiri tekviniyedir, atadır. Bunların ikisinin cemine kader denilir. Kader. Şimdi biraz karışmadı değil mi İbrahim? Hulasa etmiş. Harita olunca hafsalama yapmak kolay. Dersin özeti mi yoksa Mehmet abi senin tespitlerini? Yok. Ders daha önceki yaptığımız, şimdi kullanacağım diye. Çok önce yazdık bunu. Ona göre itiraz edelim yani. Yani yazdık. Yerler var gibi sanki. Yok bu sizinle beraber işlediğim şey. Kurşun kalemle yazdığım şey. Hangi satı var? Yok yani öyle. Tamam. O gözle bakalım biraz. Tamam yok öyle. Beraber yazdık bunu. İrade ve kudret
emri tekviniden geliyor. Kendisini hayatı tekvini olarak gözüküyor. Bu da öyle yani. İlim emir, o da emri tekviniden geliyor. Ama evamiri tekvini olarak ifade ediyor. Tamam. Yani bu kitab-ı mubin, bu imam-ı mubin. Geliyorum buraya. Allah canibinden emri. Emir. Şimdi imam-ı mubin neydi? İlim emir. Emiri bilmiyorduk. Hani mesnevi geçeyim Resul tekrar. Kanun emirdendir. Namus iradedendir. Bilmiyoruz. Emir şu. Ol. Ama ne demek ol? Olmayana ol denilir mi? Ol denmesi için o var olması lazım. Hitap eden, edilen bir de kelam. Kime yok? Yokluğa mı ol dedi. İşte bu emir ne demek? Emir. Sureti esma-i ilahiyelerdir. Yani bizim gibi değil yani dediği anda. Allah dediği anda oluyor, olurken söylüyor. Yani bunu latif nüktelerde diyor ki, emir aynı kudrettir. İlim aynı kudrettir der. Yani mesela ey sema suyunu kes dediği zaman kesilir, kesilirken söylüyor, söylerken kesiliyor. Sureti esma ilahilerdir. Kanuniyet iradedir. Hakikati tekvin sıfatıdır. Mahiyeti şunat-ı zatiyedir. Bu çok hulasa. Yani size merak edenler için veli nimettir. Ne olduğunu bilmek için. İnanın yani ömür verilmiş. Şunlara hakikaten ömür verilmiş. Yani mümkün değil gibi yani. Zahirde okuyarak olmaz bu. Bizzati buna çalışacaksın. Yani bizzati ona çalışırsan olur. Düz okurken olamaz. Olsaydı olurdu. Olmuyor. Abi kelam, ilim, irade ve kudreti tazamun eder. 430 söz. Peki aynı şeyi emir içinde söyleyemiyor muyuz abi? O zaman kelam emir gibi olur. Hayır. Şimdi emrin mahiyetine bak nerede? Kelam nerede? Subut-i sıfatta. Emir de arkada. Çok yukarıda. Mesela şöyle, şunat-ı zatiyeden emri anlatayım. Şefkat, sende var, emirdi. Yapmadı göreyim hadi. Hadi o kedi boğuluyor yavrum. Hadi yüz çevir. Heh. Emir değil mi? Sana yapılandırdı. Şunat-ı zatiyede ne vardı? El merkezinde şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Şefk, memnuniyet, iftihar, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddesi. Bunlar nedir? Sana yaptır yani. Sen elma yiyorsun, lezzet almak istemiyor. Suya açıp yiyorsun, ıslanmak istemiyor. Mümkün mü? Emirdir ya. Yani emir donmuş, bende böyle gözüküyor. Şefkat emir. Zatidir yani emir. Evet. Suyun ıslatması gibi. Zati bir şey artık. Şefkat mesela zatidir. Fıtratını bozmadıkça. Emir yani. Fıtratımızın yazılımı. Yazılımına bu emirdir, kanundur. Sen onu yönlendirirsen, ifrat tefrit yaparsan namus olur. İfratı olursa şefkatin marazi kalbi ve sekam-ı kalbi marazi ruhidir. Tefridi ise hiçbir şey değil yani. Bir acayip bir şey yani. Hiç şefkatsiz bir şey. Vasıtı nedir? Allah dediği şeye dediği miktar kadar acımak. Dediği şeye dediği miktar. İlim neydi? Her şeyden bir şey. Bunun her şeyini ve her cihetini. Yani her şeyle ilişkisini ve çelişkisini bilmenin adı ilim. Gazali der ki bu bilgiler hepsi bilgidir şöyle. Şöyle. Bunları bağlamaktır diyor. Gayri göre, ereğine göre bağlamaktır. Yani erek vahiy. Abi bir de bu şunat zatiye ile ilgili hep cemali sıfatlar gibi konuşuyoruz ama celali sıfatlar da var. Var. Mesela en azından şunat zatiyenin ifrat ve tefriti celalidir. Celali zıttına seni taşırıyor. Fıtratın dışındaki celaldir yani.
Yok yani mesela muhabbet ve şefkatin yanında kahr olabiliyor. Aynen evet. Yani, evet. Kahar. Evet kahar. Kahar. Yani o da cebir. Evet. Mesela o da cebir. Evet. Şeceri bu Allah canibindendi. Şeceri hilkat, mahlukat canibinden emir. Bu Allah canibindendi. Bu şeceri hilkat, mahlukat canibinden emir. Alem-i şehadettir. Yani su ıslatır. Şansın yok. Kanuniyeti kün emridir. Kün emri. Ol. Hakikati ismi azamlardır. Ki arş-ı azam. Yani ismi azamların, isimlerin olduğu yer arş. İsmi azamların olduğu yer arş-ı azam. Daha dimağa girmedik. Bunu malzeme yapıyoruz. Şey, kanuna girmedik. Mahiyeti meçhuldür. Burada bitiyor şeyi. Kapattık defteri. Emri Rabbani. Nedir? Kanun-u kader-i ilahi üzerine cereyan ediyor. Emri Rabbani ne diyor? Külliyatta geçen şey. Cümleleri topladım. Emri Rabbani. Kanun-u kader-i ilahi üzerine cereyan ediyor. Yani sistem, kanun. Ne kanun? Kader kanunu. Emir bunun üzerine işlem yapıyor. Başka nedir emri Rabbani? Desti ilahiden sudur ediyor. Başka nedir emri Rabbani? İrade, emir ve ilmi tazamun ediyor. Başka ne diyor? Emri tekviniyle tezahür ediyor. Zuhur. Tekviniyle zuhur ediyor. Emri Rabbani nedir? Çok ilginç. Emri Rabbani. İlleti tammesiz ki evameli tekviniye. Bu da çok önemli. İlleti tamme nedir? Kader risalesine geçiyor. Lugatta bakarsanız kader risalesine en az 10 sene geri gidersiniz. Çünkü illeti tamme kader risalesinin çok önemli dimağıdır. Kalbi değil o. Kalbi şeydir. İlmi ve hali. Kader risalesinin kalbi o. O cümle. Kader risalesini anlamanın dima yolu illeti tameyi bilmektir. Sonunda anlatır. 464 mi nedir? O da illeti tame. Lugata göre 4'tür. Onu da söyleyeyim. Lugatı söylüyorum. Küfe ve Basra alimlerine göre. İlle-i failiye. Bir şeyin vücuda gelmesi için bu 4 tane illeti tame. Yani 4'ü bir araya gelirse sonucu kaçınılamaz. Mutlak olur. Bir, faili var olması. İlle-i failiye. Onun gayesi ille-i gaye. İlle-i failiye, ille-i sürüye. Yani failin var olması, gayesi olması, yaratacağın şeyi, suretini bilmesi ve onun maddesi olması elinde. Dördü bir araya gelince o kaçınılamaz. İlleti tama, illeti tamme tam olur, vücud harici olur. Kaçamazsın daha. Şimdi neye benziyor? Suya girdin. Giren, girilen sonuç. Artık ben İslam'ın hali olamaz. Risale'deki illeti tamme nedir? Üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. İlim, irade, kudret yani. Ustad onu işliyor. Kainata zatıyla yok, sıfatlarıyla var. İşte Emir-i Rabbani illeti tammesiz ki illeti tamme evamiri tekviniyedir. Mesela yazılım. Çekirdekteki yazılım. İnsanın bir damla suyunda yazılımı. İlleti tamesiziz. Vücuda gelmiyor. İlleti tammeli ki emri tekvini. Yani illeti tamme artık vücuda gelmişler illeti tam emri tekvinidir. Artık olmuştur. Evamiri tekviniye kaderdir. Emri tekviniye kazadır. Sonuçtur yani emri tekvini sonuca dönüşmüş. Şöyle yapıyorum ve şimdi kanuna giriyorum. Bunu istedim. Yazmadığım bir yer kalmadıydı onu. Bilmiyorum. İlah var ya ilah. He. O da ilahın emreden
emirden olduğu için yani. He, onu yazmadın mı? Yazamadım, tamam. Bir yer kalmadı. Tamam. Onu da okumak isterseniz. En sonunda mıydı? Evet, en okur musun abi sen? İlahın emreden yani. He. Kainatta. Kainatta. Evet. Sureti insan. Hı-hı. Kanuniyeti lef-i mahfuz. Hakikati kelam sıfatı. Hı-hı. Mahiyeti tekvin. Evet. Yani Meclis-i Nurani'ye gönderdim. Şimdi kanun... insanda diyor abi. Kalsın. Kalsın mı? Kalsın. Kanun dersi. Nereden okuyorum? Sözler 518, İza 29. defterin 25. sayfası. Ama ben size sayfayı söyleyeceğim. Oradan alıyorum. Şöyle geçiyor. Ruh alem emirden gelmiş. Kanun-ı zişurdur. Namus-u zihayattır. Ruh alem emirden gelmiş. Alem emir. Gelmiş de ne var içerisinde? Zihayattır, zişurdur. Kanun hem vücud harici sahibidir. Şimdi bana bakan tarafı ne? Burada ikisini işlemiş. Kanun-u zişurdur. Namus-u zihayattır. Kim? Ruh. Burada ne anlayacağım? Zişur kanundur. Zihayat namustur ruh. Kanun geneldir, namus hastır. Elma cinsi kanundur. Benim bahçedeki elma namustur, kendine hastır ve hususidir. Kanun abiler. Mesela elma 2000 çeşitmiş. Bu kanundur. Ama bizim bahçedekini hiç kimseye benzemez. Eğik olması, büyük olması olacak. O namustur. Devam ediyorum izahım. Ruhun bir tarafı, yani ruhu mesela dün akşam hiç olmayacak bir şey. Diyor ki, atalet Adem'in biraderzadesidir. Böyle biz ustad bir şeyi bir şeylere benzetiyor da bir şey diyor böyle. Lafı güzaf yapıyor. Yani süslüyor püslüyor değilmiş. Gördün okudunuz mu bilmiyorum. Evet, evet abi evet. Çok tuhaf. Evet. Mesela dün Mehmet diyor ki abi uyku tutmadı mı? Yok dedim yani o, çünkü o saatte ayakta olmasın 12'de. Bak şimdi. Atalet nedir? Hareketsizlik. Boş durmak. Bak çok anladım. Risalede her şeyin yerinde kullanıldığı için söylüyorum bunu. Bir daha. Atalet, hareketsizlik. Boş durmak Adem'in biraderzadesidir. Biraderzade ne demek? Kardeşinin çocuğu. Öyle mi? Tamam. Şimdi ta baştan nasıl olduysa çok uğraştım. Ya bu biraderzade niye demiş? Hatta teyze çocuğu, amca çocuğu hepsini yazdım. Adem'i ortaya koydum. Dört. Adem'in dört tarafı, amca çocuğu var, onu buldum. Amca çocuğu var, dayı çocuğu var, hala çocuğu var, teyze çocuğu var. Amca, dayı, hala, teyze. Onu, neyse. Şimdi diyeceğim ki, niye atalet Adem'in amca çocuğudur? İki tane kardeş varmış. Onların da çocukları varmış. Birisi Adem, birisi vücut. Bunlar kardeştir. İkisi eşit. Bunlar çocuklar olacak. Adem'in çocuğuna atalet demişler, vücudun çocuğuna say demişler. 702 sözlerde. Onun için Adem'le vücut kardeştir. Ama çocukları kardeş değil. Amca çocuklarıdır. Usta diyor ki say vücudun yakazasıdır. Hatta vücudun vücududur. Hayatın hayatıdır diyor. Atalet ise diyor şeydir fıtratın ademidir diyor. Vücudun Adem tarafı. Yani burada ne olur rica ediyorum böyle biraz dikkat edin. Külliyatta kışır yoktur lava vallahi billahi. Benim tespit şeyimi. Mesela Sa'i ile Atalet amca çocuklarıymış. Adem ile vücut da kardeştirler. Bu nerede geçiyor? Sözde yerleri söylüyorum. Mutbe-i Şami 132. Sözler 730. Büyük Mesnevi Nüre 417. Zira Atalet neymiş?
Adem'in biraderzadesidir. Sal, vücudun hayatı, hayatın ya kazasıdır. Ya bu kadar olur yani. Bu acayip bir şey ya küllah. Çok tuhaf. Böyle meşgul oldukça hayretim artıyor devamlı. Devam. Hayret ya. Mehmet geçirdi. Odamız bitişik ya. Kapı açık dedim şey olmasın. Abi nasıl yatamadın ya? Ne için yatmadın? Dedim ki ya bunlar... Ya Mehmet durum hepten iyi değil. En bedbaht adam kim? En muzdarip adam kim? En sıkıntılı adam kim? İşsiz adam. İşsiz yani. İşi yok. İş yok. İşsiz adam. İş yok. Zira işi olmayan adam olması gerekenleri yapmamakla Adem oluyor. Adem öyle abuk subuk şey aramayın. Adem yokluğunu bilinmez. Hayır. Yapmamakla yapıyorsun. O işte. Yapmamakla yaptığın şey. Yapman gerekenleri yapmamak. Mesela öğle namazını kılman gerekiyor şimdi. Yapmamakla yaptın. Ne yaptın? Yapmamayı yaptın. O ataletin tanımı mı, Adem'in mi? İkisi ona götürüyor. Adem'e gidemiyoruz. Atalet bu. Eylemsel hali, yapman gerekeni yapmamak atalet. Kim peki bu, nereye götürecek bu da seni? Adem'i götürecek. Nefes almak vücut. Nefes vermek Adem. İkisi cem, hayat. Bak şimdi, ahiret var. Nefes alarak diriliyoruz. Nefes alamazsan dirilemezsin. Verince de ölüyor. Aldığını veriyorsun. Oysa an be an yaşıp ölümü zaten tadıyoruz. Almak ne kadar büyük nimet. Aldığını verme bakalım. O kadar büyük sıkıntı. Nimet, nikmet olur. Yani dünyaya yaratıldın. Ölüm olmasa ne olur? Aldığın nefesi vermesen o olur. Gibi olur. Bakın, ölüm nedir? İkinci bir hayata doğmaktır. Doğmaktır, doğmak. Mesela bakın, dünyaya doğmak, ahirete doğacağım şimdi. Yani almak ne kadar büyük nimetse, ciğer arkadaşlar nefes ve alamaz. Hadi alır ama veremez adam. Dün mü ne yapmıştı? Bursa'da idim. Ya yolda bir öksürük aldı birkaç defa ama peki onun defa öyle olsaydı adam öksürürken nasıl yaptıysa böyle arabayı tuttum yani. Başım dönüyor. O kodase bakın atıyor. Bir nemli yere girdim de böyle nem içermiyor böyle. Bakın celal ve cemal dengesinde insan. Şimdi neyse kanun böyle bir garip bir şey işte. Kanun okuyoruz. Şu ruhun bir tarafı zişurdur ama kanunet itibariyle amdır, geneldir. Yani ruhun bir tarafı kanundur, geneldir. Arkadaşlar elektrik nedir? Soğuk mudur, sıcak mıdır? Klima mıdır, elektrik ocağı mıdır? Katil midir? Ampul müdür? Güç müdür? İşte bu kanundur. Elektriğin her şey olma tarafı o varlığı ruh gibidir. Bu kanundur. Ne yaptı şimdi? Celaskal'la yük çıkartıyor. Bu namustur. Şuuru kanun olarak gösterdiği gibi şuurlanması da kainatın kanunlarına ıttıla kadar şuurlu olur. Şuur neymiş şuur? Kanun olarak gösteriyor. Bakın şuur kanundur. Sen farkındalığın kadar namus oluyor. Kainatın kanunlarına ıttıla kadar şuurlu olur. Kainatın işletim sistemini, resminin arkasındakini görebilme yazılımını, yani bakın şuur nedir? Kainatın işletim sistemini, resmin arkasındaki yazılımı görme, resmin arkasındaki fıtrat asliyesini bilme nispetinde şuurun olur. Mesela cahillerle şuur sahipleri arasında fark şu. Cahil gördüğünü, tuttuğunu, işittiğini, kokladığıyla düşünür. Ama şuurlu, ferasetli bunların arkasında ilk gözükenle düşünmezler.
İnsan hemen hatırına gelen şeylerle plan yapmazlar şuur sahip olanlar. Mesela diyelim şöyle yapalım. Hırsız nasıl buluyormuş parayı vesaire? Mesela diyor ki hırsız nasıl eliyle koymuş gibi buluyor parayı evde. Ben bu evde olsam, param olsa, evi çıkarken, terk ederken nereye koyardım? O da aynı benim gibidir. Bu benim gibi cimsinde olduğu için o da aynı yere koymuştur. Der oraya bakar. Mesela bir kardeş vardı Ümraniye'de de adresin Önder abi. Bir yerde bayide çalışıyordu bayide. BMC parçacısına. O gün bankaya yatırmadılar. İşinin parası bunda. Kasabındaydı. Gidemedi yani. Eve götür demiş patron. Banka hani madem yatıramadın. Gitmiş. Şalvarında. Şalvar giyerdi. Paralar şalvarında. Şalvar da çıkarmış koymuş. Hırsız giriyor. Şey yapıyor. Sıkıyor. Uyuşturucu. Hiç kimse uyanmıyor evde. Eve giriyor. O şeyi sıkıyor. Allak bullak ediyor. Mutlaka para bunda olması lazım. Bankaya da gitmedi. Bankacı haber vermiş herhalde. Beraber çalışıyor. Bak bugün gelmedi. Bugün gelmedi. Beraber çalışıyorlar ki. Gitmediğini nereden biliyor? Allak bullak ediyor. Bunun evdedir, üzerindedir diye. Saatlerce bir arıyorlar. Bulamıyorlar. Çünkü şalvara neye baksın? Tamam. Şimdi niye böyle söyledim? Arkadaşlar, zahirde gözükeni, gözükenle düşünmek, onunla davranmak, onunla söylemek, onunla anlam vermek, böyle cahillerin, böyle siyasette, ya bu anlaşma oldu, şöyle oldu, böyle oldu, bu adama oy vermeyeceğim falan. Kim bu? Soğanla, soğanın fiyatıyla tarafkirliğini değiştiren zavallı bunlar. Soğan fiyatıyla. Çok acebime gittiği için senelerce unutacağım da değilim yani. Nasıl? Hiç ben... Ve bizim zamanımızda seçimler şey yapardı, fikir üretirlerdi meydanlarda. Fındıkzade'de fikir. Şimdi kim daha güzel müzik yapıyorsa o kazanıyor. İnsanlar bitmiş yani. İşte bunlar şunu demek istiyorum. Şuur, gözükenin arkasına geçmektir. Şuur, kanuniyete geneldir, umumidir, bütünsel bakışla sende uyandırır. Bunun tersi de geneli, umumi, cahil olur, zındık olur. Yani bunun tersi nedir? Yani genel bakamayan, resminin bütünsel bakamayan, cahil olur. Veya cahilliğini doğruluk diye iddia ederse zındık oluyor. Esmalar da kanuniyet şeklinde mukannen tecelli ediyor. Sözler 518'deki çıkarımlar bunlar. Umumi, şuur olması hususi gibi. Yani ruhtan bahsettiği için ruh bir kanun ama evet. Şuur gibi bir hususi evet. Tarafı var. Evet. Namus ama hayat gibi umumi bir tarafı da var. Umuma bakan tarafı var. Yani ikisi birbirinin zıt tersten bağlı. Aynen öyle. Evet. Kanun genel, ruh gibi. Şuur ise, şuur, bu genelin hususi. Yani gözükenin arkasını görmek. Farkın o ne kadar görürsün? Farkındalığın kadar. Fark ettiğin kadar. Yani neyi? Fıtratını. Sen Allah'ı bildin. Tanımak demiş de büyükler. Bilmek. Geçiyorum abiler. Sözler 580'den okuyorum. Mevcudatın suretin arkasında yazılımı var. Bak mevcudat var ya mevcudat. Şu varlık. Arkasında yazılım var. Yazılımın arkasında ise kanunlar var. Kanunların arkasında alem-i emir var. Hulasa ediyorum bakın. Alem-i emrin arkasında ise esmaların bütünlüğü var. Ya. Sıraladık abi. Keşke yazsaydık ama uzun olur. Mevcudat var ya şu mevcudat. Gördüğümüzün arkasında yazılım var. Bu yazılımın... Evamir tekvini ya. He. Evamir tekvini. Bu mevcudatın arkasında yazılım var. Yazılımın arkasında kanun var. Kanunun arkasında emir var. Çok hulasa bu. Evet.
kanunlara göre, bak kanun ne yapar? Bu da 516 sözlerden. Büyük küçük, ha küçük ha büyük, yer tutmaz kanun. Az çok hacmi kütlesi yok. Bir daha, büyük küçük yer tutmaz kanun. Az çok hacmi kütlesi yok kanunun. Uzak yakın birdir. Has umumi aynıdır. Cüz cüzi kül külli aynıdır. Gece gündüz dün yarın burası orası aynı. Kanuna göre. Gece gündüz yok. Dünü evet, bugünü evet, aynı. Hulasa ediyorum gene. 580. Alemi süflinin kanunları avalimi ulviyededir. Orada. Burada ifade ediliyor. O kadar bunlar böyle okudukça yani hani şimdi duyuyorsunuz da fakat çoğu uçuyor tabii. Nasıl olur? Not aldığına kadar etmez. Ya bu şey yaptığımızı defterin sayfasını çalışacaksın aslı veya bu videoyu durdura. Çünkü niye? Çalışılarak. Şimdi bu kitap okuyanlar hatırlar 516 büyük küçük yer tutmaz. Yani böyle hulasa edersek böyle arkadaşlar kendi çalışmanıza, defterinize illa bu kanun değil. Külliyatta nereye çalışıyorsanız sembolize etmeye çalışın. Bilimin dediğini söylüyorum. Sembol edip okursanız %58. Sırf işitsel okur da geçerseniz veya dinler de dinle şu dersi dinlemeye kanaat ederseniz %17 anlama hakkınız var. %17 şansınız %17. Bu bilimin söylediği. Yani fen eyli ihtisas söylediği. Şekillendirirseniz şöyle %58'miş. Şimdi mesela kanunlar neymiş İbrahim? Büyük küçük fark etmez yer tutmaz. Yer, vücudu yok ki yer tutsun. Uzak yakın, büyük küçük, cüz cüzi, kül külli, has umumi, uzak yakın, gece gündüz, dün yarın, burası orası. Öyle bir şey yok. Yani bunlar ne kazandıracak? Bunu bildiğimde ne oluyor? Arkadaşlar ahiret böyledir. Senin ruhun vücudunda karaciğere, böbreğe, dalağa hepsi farklı. Bak ne kadar böbrek nerede, dalak nerede, pankreas nerede, kafan nerede şu. Ama sen böyle iş yaparken uzaklık yakınlık hissediyor musun? Yani ayak parmağında buradaki herhangi bir dilindeki şeyi hareketlendirmede sıra yok ki. Ahiret acayip oluyor ya. Bu derste şey yapınca ahiretsiz, dünyasız ahiret izah edilmiyor. Mesela dünyayı kaldırın. Ahiret var, nasıl olacak ki? Adem Aleyhisselam şey gibi yani. Oraya bir şey yok ki, farkındalığı olmaz. Beka zannediyordu, fani zannediyordu cenneti. Ki bu meyveyi yiyeyim de beka bulayım. Bak Üstad Hazretleri, acayip, ve İslam alimleri dünyayı ahirette izah ediyor. Her fırsatta, ismi fert ahirette izah ediyor. Ad ahirette izah ediyor. Kudüs ahirette dünyadaki izah ediyor. Tersi de ahirette de dünyayı. Evet. Haşiremesi. Evet, aynı. 29 söz. Ahireti dünyayla. Geldi yazayım mı abi? Hangisi? Yaz abi. Kanun. Kanunun sureti. Ozan ya çevir abi bunu. Çevireyim mi? Bunu çevir. He, bunu silmeyelim. Yer yoksa. O şey mi var abi? Tekerleğinde kilit vurulmamışsa. Döner abi. Sen şey yap. Ben okuyayım. Arkadaşlar sözler 624 sayfa söylüyorum. İncizap, cezbe, cazibeler kanuniyet olarak tecelli edermiş. 624. İncizap, cezbe, cazibeler kanun olarak gözüküyormuş bunlar. Sözler 510'dan okuyorum o yazana kadar. Kanunların vücudu haricileri yoktur. Yani böyle bir vücudu haricisi yoktur. Emri ve itibaridirler. Ve hakikat hariciyelerini ve dizginlerini ve taayyunlarını melaikeler yapar.
kanunların ve namusların sureti tasavvurdaymış. Bu çok acayip bir tespit. Yani tasavvurda... Yok yok. Yok yok. Yani tasavvurda şu. Kanun nedir anlamak için düşünce nedir ona bak. Onun gibi işte. Konuşacaksın Gafur, biliyorum, görüyorum. Bak şimdi. Öyle mi? Kanun aynen İbrahim düşünceye benziyor. Ne düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Dönüşünce namus oluyorsunuz. Düşününce kanun oluyorsunuz. Düşündüğünüze ister istemez senin elinde değil. Neyi hayal ediyorsanız. Tahir. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan, bu çok önemli de üzerine duruyorum. Neyi hayal ediyor psikolojik noktasında? Cinsellik. Gadab. Hicret. Nasıl diyor? Niye de diyor? Şunu nasıl diyor? Allah Allah ayıptır falan. Yani neyi düşünüyorsanız yatakta sağa sola dönüyorsunuz. Ona dönüşüyorsunuz. Hormonlar ona oraya çalışıyor. Mesela doktorun alakalı hep ona. Şimdi hastası geldi. Şimdi zaten çok şahit. Dolu elinde hepsi. Hepsi aman aman hocam. Hasta niye? Biyolojik hastalığı, organ yetmezliği, kan vesaire çok azdır bu tür hastalar. Hep böyle hastalıkların sebebi hasta hastasıdır yani. Hep düşünsel. Düşünüyor. Ekseriyette. Kendimi kötü hissediyorum. İyi değilim. Tamam. Böyle mutlaka bu düşüncesine dönüştüğü için mesela bir insan vardı Almanya'da. Aile camiye sahip çıktığı için bizde şey var. Öyle yakınlığımız vardı. Aileye gitmiştim. Anlatıyorum şeyde. Anlatıyorum. Kendini iyi hissetmenin yolu hiç tesadüf değildir. Bu mutlu insanlar tesadüfen mutlu değiller. Kullanmışlar, yapmışlar, becermişler, meşgul olmuşlar. Bedava olmaz. Mesela örnek vereyim. Hastanede yakınısınız. Hastanın yakını yatar. Yatar. Şu o refakatçıların hep olumsuz. Yok check-up yaptırmadım, bilmem şey yaptırmadım, keşke 6 ay önce gelseydim. Şöyle eyvah oraya gittiğin zaman tamam mı? Eyvah. Ya kendini hepten hasta alacaksın ya. Mesela koronada Allah şifa versin bütün kardeşlerim. Bir tane biliyorum şu anda. 7 gün mü 9 gün sonra hastaneye kaldırıyorlar. Ha, korona teşhisi konmuş 7 gün geçmiş 9 gün. Daha bir şey kalmaz ki. Niye olmuş? Bak şimdi niye oldu diye sordum. Koronadan kurtulup yoğun bakıma giren bir akrabası ziyaret etmiş. Yoğun bakımda şöyle oluyor da bir nefes şöyleydi böyleydi. Adam evden çıkıyor, adamı da hastaneye kaldırıyorlar. Oysa 7 gün geçmiş. Peki böyle oldu, nasıl yaptıysa yoğun bakımdan telefonla görüştürmezler. Mümkün değil. Ama Allah biliyor. O doktor hanım nasıl yaptıysa tamam demiş. 10 saniye mühlet veriyorum demiş. Kimse onunla görüş. O hocamla demiş. 10 saniye. Bana da diyor beni aradı. Öğle namazındaydık herhalde burada. Kıyameti koparıyor telefon. Sonuna kadar çalıyor. İkinci gün daha kapatacakmış. Hemen Allah'tan kalktım açtım. Sonra dedim ki yani kanunu anlatıyorum ha. Dışarı çıkmış değilim size. Başka bir şey yapıyorum. Teneffüs ettiriyorum hemen. Dedim ki sen bu koronayı, akciğeri, mikrobu, ahireti, ölümü, seni, bu kainat hepsi yapan kim biliyor musun? Duruyor, ses yok. Tanıdık birisi. Tanıdık birisi yapıyor bunları. Sen ne düşünüyorsan bilmiyordum. Sonra söylediler. Sen olumsuz düşünmeseydin ciğer çok istisnadır. Ciğer içeriye kapanmaz. Nefes alamamak düşünseldir. Çok zordur. Yani vücut onu atar. Çok ciddi bir baskılama olmasa. Bizde de oluyor da. Ama niye peki Nadir abiyi tutmadı, çocuğa tutmadı, tamam mı? Şuna tutmuyor, buna tutmuyor. Niye böyle zeki insanlara şunlar bunlara tutuyor? Nadir abiyi tutmaz, vesaire tutmaz. Yani oluyor ama tutmuyor, tutunamıyor. Düşünmüyor ki onu. Oraya sabit tutan düşüneceğiz. Demek ki kanunların vücudu haricisi yoktur. Emri ve itibaridirler. Neyi düşünüyorsan emrediyor. Seni ona dönüştürüyor. Tamam, onu anlatmaya çalışıyorum. Başka bir yer okuyorum. Sözler 702. Abi bir şey sorabilir miyim? Kanun ve namus dediniz ya şimdi.
kanunlar aynı zamanda namus olabilir mi? Mesela diyelim ki abi dediniz düşünmemiz bizim kanun hani ama işte ona dönüşmemiz namus oluyor ya. Aynı. Şimdi, zaten namus kanundan çıkıyor ya. Şöyle diyeceğim yine mesela düşünce özelliği bizde olduğundan hani sayır mahlukatta olmadığından dolayı biz o anda namus oluyor mu? Aferin çok güzel anladın. Vallahi abi, çok acayip bir şey. Yani namusla kanun farklı gibi izah ediyorsun ama kanun geneldir, umumidir, sistemdir, yazılımdır. Ama onların içerisinde olması muhtemel her çeşit olabilirdi. Ama olmuşum bir şey. O namustur. Bakayım yazmışım. Kanunun sureti namustur. Çok güzel. Kanuniyeti evamiri tekviniyedir. İnsanda olması muhtemel her şeydir. Hakikati kanunların şey değildir bu. Mahiyet emirdir dedin. Hakikati emri. İlim. Evet. Olur. Ben buna emir diyecektim de tabii yanlış mahiyeti. Kanun emirdendir. Bu nas'tır. 55 evet, mesleğinden. Evet. Kanun-ı emirdendir. Namus iradedendir. Buraya irade koyacaksın namusa. Namusa. Namus olsaydı bu. Tamam. Tamam. Evet, evamir-i tekvin ilimsiz olmaz. Doğru. Çünkü evamir-i tekvin ilim yazıyor. Tamam. Hayat-ı tekviniye, kanun hayat-ı tekviniye değil, evamir-i tekviniye. Namusun. Sureti. Namusun sureti. Tamam. Sureti. Tamam. Tamam, çok güzel. Evet, yine bu şeyini gösterdi. Burada geldiğine göre kesin yani evet. Bir... Yani bu şey çok, işte bu sistem bundan çok fazla aktif olmuş ya. Evet. Değil mi? Bu kabiliyeti fazla gelişmiş, evet. Sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti. Senin tarafın çok güzel, tebrik ederim. Güzel oldu. Onu da şey yaparım. Şimdi, İbrahim, yani ruh nedir biliyor musun abi? Elektrik gibi. Elektrik var ya, nedir? Fırındır, şeyde inşaatta celaskaldır, marangozda biçki atölyesidir. Görmediğime inanmam diyene katildir, ampulde ışıktır, buzdolabında soğuktur, klimada sıcaktır. Her şey. Bu kanun. Ama sen onu bir buzdolabına dönüştürdün. Bu namus. Ama çeşitlilikleri, bu neyi kazandıracak bize? Ya kardeşim benim derdim şu. Kendimi kendinle meşgul etmek, kendimi kendime yapılandırmak. Bu kanun bende nasıl çalışıyor? Namus nasıl çalışıyor? Hangisi kanun, hangisi namustur? Ha bak şimdi. Ne dedik arkadaşlar? Kanun var ve namuslar tasavvurdaymış. 510 sözlerde. Ne kazandırdı bana bu? Neyi düşünüyorsam, neyi hayal ediyorsam, bu ona dönüşüyorum. Çünkü ben düşündüğümü hayal ettiğimle tesir almıyorsam zaten hayal edemezsin, düşünemezsin. Mümkün değil. Her ne ki düşünüyorsak, ne ki hayal ediyorsak, mutlaka ama ondan etkileniriz. Kesinlikle. Usta güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Onu ben bize göre değiştirdim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Güzel gören, Allah'ın dediği güzeldir. Güzel, Allah güzel şuraya bak, buraya bakma dedi. Güzel gören içeriye aldı. Ne yapar içeride? Güzel düşünür. Malzemesi bu. Güzele baktı, güzeli içeriye aldı. Ne düşünecek? Malzemesi bu. O zaman hayatından lezzet alır. Kanunlar vücudu harici giymiş olsalardı, kanunlar vücudu harici giyse var ya, yani yazılım dönüşseydi vücuda ne olurdu? Ruh ya da melekeler olurdu diyor. 702'de sözlerde. Bir daha kanunlar vücudu harici giyselerdi ne olurdu? Ya melaike oluyordu ya da ruh olurdu. Ruhun sana has olması, yani ruh neydi? Genel umumiydi yazının. Sana has olması, Mehmet olman, doktor olman, kadın olması, çocuk olması, sığırın da ruhu var. O namustur.
Şeceri-i hılkatın bütünselliğine kanun denilir. Şuuru kafasına takmış. Şuuru kafasına takmış. Yani akıl vahye bağlamış. Madde ve mekandan önce olduğu için kim bu şuuru başına takmış akıl? Madde ve mekandan önce olduğu için başı sonu yok. Yaşı da yoktur kanunun. Mağbaşini. Suyu kaldırma kanunu bayram. Üniversitelisi bak. Suyu kaldırma kanunu susuz düşünebilir misiniz? Nereye koyacaksınız? Suyun kaldırma kanunu toprağa koyabilir misiniz? Hadi sen burada çalış. Suyun kaldırma kanunu taşta nasıl çalışacak? Suyun kaldırma kanunu. Neye benziyor? Barometre basıncı ölçüyor. Termometre yerine kullan. Kaç derece sıcaklık var? Barometre diyorsun. Termometreyi de basınçta kullan. Olmaz. Şimdi kanun nedir? Mesela şu taş suda batar mı batmaz mı? O zaman taşın özgül ağırlığı ile yani sıfatıyla suyun özgül ağırlığı yani sıfatları ile taşla suyun ikisi arasındaki münasebetin adına her daim öyle olması gece gündüz dün bugün yarın olmadan buna kanun diyoruz. Yani Esma'nın mukannen tecellisi. Şimdi o zaman kanun suyun kaldırma kanunu sudan önce yoktur. Nerede uygulayacaksın? Suyla beraber vardır. Sudan sonra da yoktur. O zaman kanun maddeyi yapmamıştır. Yani maddeyle beraberdir. Sebeple sonuç aynı yapılıyor. Yani kanun sonuçla beraberdir. Yani suyun kaldırması, kaldırma kanunu suyudadır zaten. Suyun sudaki esmaların bütünselliğidir. O zaman kanun sudan önce olmadığından suyu yapan kanun değildir. Burayı anladık mı abiler? Bunu kullanırsınız yani şeyde. Mesela kanun maddeyi yapmamıştır. Madde de kanunu yapmamıştır. Kanun maddenin içeriğini meydana getiren esmaların sistemsel bütünlüğüdür. Esmaların mesela diyelim ki suyu meydana getiren hangi esmalar vardı? Onların bütünselliğidir. Kanun maddeden önce yoktur, sonra da yoktur. Ya suyu yaptım hadi getir kanunu ekleyeyim. Suyu kaldırma kanunu suya ekleyeyim takayım yok. Su da var zaten var. Hasan abi mecul kanun mudur? Kanundan da daha incedir. Daha? Yazılım çünkü kanun daha ince. Daha ince. Tabii daha kanun var. Arş azamda. Yani namuslanın cem bir kanundur desek? Olur yani bakın namus derken şöyle diyeyim. İnsan Allah'ın ilminde vardı. Cennette de varlığı bitecek mi? Değişimi. Cennette her cuma günü Allah'ı göreceğiz, perşembe günü şunu göreceğiz. Değişim insanın terakkisi, tekamülü. Evet. Terakkisi demeyeyim de inbisatı. Değişmeyecek mi devamlı? Evet. Sonsuza dek değişecek. Allah'ı gördüğü zaman değişecek. Şey yaptığın zaman değişecek de değişecek. Evet. Hiçbir zaman olması durmayacak. O zaman başlangıcı ilmi ezeliden vardım. Cennette de devam edeceğim. 20 veciyle insanın tarifi var sözler şualarda 208'de. İnsan o zaman nedir? Şimdi bu namusla kanunu söyleyeceğim. İnsan bu olması bitmemiş. Bitmemiş, bitmeyecek ama şimdi bir şey demem lazım. Olmakta olması devam ederken şu anda olandır. Olmakta olandır. Yani namusların cemi olmaz. Yani çünkü o kanunlardan namus olmayanlar da var. Olmayan, vücuda çıkmayan da ama şu anda ben kanunlar içinde şu anda ben namusum. Evet. Yani o olmam muhtemel dinsiz olabilirdim aşağı kafir zındık bilmem ne şu işte Alman Fransız orada doğabilirdim. Yani ruh da yani elektrik gibi olması ne kadar cihaz var? Tıraş makinesi de çalışıyor. Nihayetsiz olması muhtemel olan elektrik senin mesleğini de fırında ekmek olmuş. O sıcak olmuş mu abi ekmeği pişirmiş? O namustur. Ama onu ona dönüştü diye kanunu yok olmuyor. Elektrik kanun orada var. Ama
ama bir dakika abi bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Şimdi Mehmet abi diyor ya ki kanun olup da namus olmayan var. Namus olmayan var tabii. Dönüşmemiş mesela. Peki o zaman sizin az önce söylediğiniz şeyi namusa dönüşmüşse abi. Mesela siz diyorsunuz ki su olmazsa kanun da olmaz. Mesela şöyle diyeyim. Ki nar kanunu var ya çekirdeğin ağacında. Yok abi yok. Anlatamadım herhalde. Özür dilerim. Siz az önce dediniz ki su olmazsa suyun kaldırma kanunu da olmaz. Yok nereye koyacaksın? Dediniz mi abi? Evet nereye koyacaksın bu kanunu? Tamam. O zaman namus olmayan kanunu nereye koyuyorsunuz? Namusu olmayan kanun zaten kendisi yok itibari vehmidir yani. Yok öyle bir şey. Yok. Yani ama nedir o? Kanunun içerisinde... Cemil kanun oluyor. Hayır. Kanunun içerisinde namuslar var. Kanun namus olmak zorunda değil. Kanun olarak devam edebilir. Yani ben şöyle bak. Biz itila etmeyiz ayrı mevzu ama o açıdan. Bak şimdi sen sonsuz olma ihtimalin yok mu? Var abi. Ama şu anda gafursun. Evet. Ha, bu orta o olmayan taraflarında yok mu şu anda? Ona kanun olmuş mudur abi? O bütün o genelin kanundur. Has ve husus olman namustur. Yani ortak taraf elma kanunu 2000 küsürmüş. Ama benim bahçedeki namustur. Şey yapalım, elektrik şey ruhu düşünelim. Eşcinsellikte var, her şey olabilir. Yani Allah'ın dışında yaratılan her şeyin ruh yazılımı bende var. Ama onların içerisinde şu anda ay olup ama gözükmüyor. Güneş baskıladı onların. Yani olmak muhtemel olan şeylerim var ama olmamışım. Bu olmuşum. Olmuş halim, olmaların içerisinde olmuş halim namus. Olma ihtimallerim de duruyor aynı zamanda. O da kanun yani. Artık, o zaman istidat kanun değildir o zaman abi. İstidat kanun diyebilirsin, kabiliyet namustur. Kabiliyet namustur dersek evet. O zaman abi ben istidatlarımın bütünlüğünü kabiliyete dönüştüremez miyim? Dönüştüremezsin. Nasıl dönüştür? Neden dönüştüremeyeyim? İstidat daha niye verilmiş bana? Kabiliyeti dönüştüremeyeceğim. Dönüştür. Ben de olduğunu inanmıyorum abi. Ben dönüştür. Ne zaman dönüşür biliyor musun o? Evet. Kabuk kavseni gidince evet. Yazıyor kalın mesleğini tamam, diye. 642'de ne diyor? Tamam. Ne diyor ki? Bak diyor ki her şeyin her yerde olduğu makama girdiğim vakit bir şey değil bu bir şey bir şeyde. Kuantum fiziğinde de öyle. Tamam. Şimdi alem-i şehadette bir şey olması gereken bir yerdedir. Kuantum fiziğinde olması gereken her yerdedir. Peygamberimiz Aleyhisselam için ne diyor? Diyor ki her şeyin her makamda bulunduğu makama terakki etmiş. Her şeyin her yerde. Her şeyin her yerde olduğu makam. Yani bu ne de getiriyor zaten altında izah ediyor. Olması gereken muhtemel bütün isimler ve bütün isimlerin mertebe azamları o anda ona tecelli etmiş. Ama bir defa olmuş bu. Şöyle söylesek abi, kanun vacip değil midir? Vacipten değil midir? Yani vacipten'dir. Vaciptir değil de. Vacipten değil midir? Evet. Yani ama vücud ilmisi var. Mahluk değil. Evet. Kudret taluk etmemiş. Vacibul vücut de değil. Kudret taluk etmemiş. Hı. Tamam mı? Ama ondan o değil. Biraz da gidelim. Abi namusta abi, kudret de var. Bakın. Var. Namusta kudret var. Kudret taluk ediyor işte. Kudret taluk etmiş hali. Kanunda yoktur. Yok. Evet. Bunu ayıran şimdi... Zaten öyle diyor. Kanun emirdendir diyor. Namur irade de evet. İradeye dönüşmüş artık. Gafur kardeşin söylemek istediği şu. Namusun yani sen bütün kanunları olması gereken hepsini yapabilme kabiliyeti verilmiş mi? Yani istidadında mısın? Evet. Onun eşit olduğu İbrahim şey yapar mısın benim odamda? Kalı mesleğini nereye göreceksin? Şeyi soruyor abi. Hemen orada. Kanun eşittir, namus nedir diyor aslında. Olabilir mi diyor. Kanun eşittir, namus bir öyle bir makam, öyle bir yer var mı? Şimdi şuradan bir yola gidebilir miyiz? Alem-i şehadet de yok. Abi şuradan bir yola gidebilir miyiz? Neden alem-i şehadetle kısıtlı mıyım abi ben ya? Biz şu anda alem-i şehadete bir ders yapıyoruz. Ama şöyle yani. Bu getirecek o mesleği de şöyle geçiyor. Yani olması muhtemel sonsuz ihtimalle olma Hasan yok mu? Evet. Ama
Şu anda ilmi vücutlarım onlar. Tamam. Onlar var ama ilmi. Ama vücudu harici noktasında bu ben benim artık. Şimdi Hasan abi şöyle bir izah et. Ya bunu anlamadın mı? Bir dakika. Anladım abi. Ama... Şunu söylemek istiyorum. Bir dakika şunu söyleyeyim. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi az önce dediniz ki ilmi tarif ederken her şeyin. Her şeyini. Her şeyle. Her cihetini bilir bir ilim. İlim diyor değil mi abi? Evet. Şimdi bakın. Her cihetini deyince burada benim her cihetimi yani itibari, emri itibari, her şeyle emrin ismidir. Doğru. Bunların bütünlüğü vahide kıyası. Doğru. Şimdi emrin ismilere kanun, emri itibarilere namus dersek. Bir daha söyle, bir soru söyledin. Emri itibari, şey, her şeyle dediğimiz nokta tamam. Yani emrin ismilere kanun. Tamam. Emri, şey, her cihetine emri itibar diyoruz, ona da namus dersek. E bu dönüşüm bitmiyor ki abi. Bitmez. E bitmiyor. O zaman namus olan kanun olacak. Namus kanun ama, olan namus olacak. Sürekli bitmeyecek yani. Bitmez hiçbir zaman. Abi özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Şunu söyleyebilir miyim? Ha estağfurullah. Abi kanun, bak Gafur kardeş şuna bak. Kanun sonsuzdur. Sen onun içinden bir tercih yapıp namus yapıyorsun. Tamam. Ama sen bir şeyi tercih ettiğin zaman bir şeyler kalıyor orada. Her şeyi tercih edemiyorsun ki. Sonsuz şurayı içinde, bir okuyayım. Bak. Abi şunu bir yapayım bir dakika Allah aşkına çok basit çok özür dilerim şunu bir yapayım Allah aşkına bak şimdi. Yok aynı şey söylüyorsun. Aynı bakın abi ben şuraya kadar giderim abi bundan ötesini bilmem. Ben buradan pay istiyorum. İstiyor muyum? Mecbur mu abi bu? Mecbur mu abicim bu? Tamam. Şurası mana. Burası da nur mu abi? Tamam. Abi ben bunu bilmem. Bu kanundur. Tamam doğru. Ama ben buradan pay istiyorum abi. Evet doğru. Doğru mu? Tamam aynı şey söylüyor zaten. Bunu aynı söylemiyor şey. Ki Mehmet abi. Aynı ama şey. Aynı. Bak şimdi. Burayı İkisinin cemini söyleyeyim sana. Mananın İkisinin cemi nedir abi? Bak şimdi. İşte, okuyayım ama. İşte zira diyor şey, senin. Sırrı insanidir abi. İşte bak. Şey zira yok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün her şeyinde de, her şeyin şeyin de yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden ama bu cihette şimdi buradan bakıyorsun oradan tamam. Değil. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için yani kalbi karşısında olman için. Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Parantez aç. Yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Nasıl anlarsın? Ne demek onun yanında olmak? O Allah yanında olmak demek. Allah nereye taalluk etmişse, Allah'ın memleketi nerelerse, Allah'a ait neler varsa oradasın demektir. Yani kendi söylüyor burada. Ayrıca bundan sonra da imkan ve vücub arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu acib budiyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbüne vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani imkan ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ölüm ve helakettir. Bak ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, yani bu makama çıktığın zaman. Şimdi Allah'ın yanında olmak demek, Allah'ın nesi varsa hepsinde ayan oluyorsun sen. Evet. Şimdi şey yapmayayım, biraz da gideyim. Tamam, tamam. Kanunlar, alim emirden, ruhlar irade vasfından gelmiştir. Sözleri 702'den okuyorum. Kudret vücud-i hissi giydirip yani vicdanı giydirmiş. Risalede ne geçiyor? Diyor ki kudret ruha vücud-i hissi giydirir. Vücud-i hissi ne demek? Vicdanda aşağıdan soğan kabuğundan dışarıdan içeriye gir. En dışarıda irade. Gir içeriye. Zihin. His. Katife-i Rabbani. Ha, ruha kanuna ne giydirilmiş? Vücud-i hissi giydirilmiş. Yani kanuna vicdan giydirilmiş. Şuuru başına takmış. Şuur nedir? Dimadır. Yani akıl takılmış. Kanuna.
Sonra seyali latifeyi o cevhere sadef etmiş. Yani gılaf-ı latifi ve beden misali giydirilmiş. Bütün Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin firistesi, hullesi sende. Gılaf-ı latif beden misali bu. Ruha bu giydirilmiş. Bu ne biçim makam ya insan? 702'den söyledim. Mektubat 291 ve 334. sayfaların hulasasını okuyorum. Mektubatın. Abi bütün giydirilenleri çıkarttığımız zaman geriye kalan kanundur. O kadar. İşte sırrı insan ne oluyor abi işte. Evet. Cevherle araz nedir dedi. Farkı nedir dedi. Bir şey ortadan kalktığı zaman her şey ortadan kalkıyorsa bu cevherdir. Eğer bir özellik yani bir şey kalktığı zaman eğer asıl ortadan kalkmıyorsa bu arazdır. Örneğin buzu kaldırırsanız su durur. Suyu da kaldırırsanız H2O durur. Yani kaldırırsanız buzu kaldırır. Ama H2O veya suyu kaldırırsanız buzdan suyu kaldırırsanız buzda yoktur. Ha demek ki su cevherdir. Buz onun arazidir. Külliyat böyle bir şey olamaz. Bak ruh bir kanunu emridir. Emri kanundur diyor. Nasıl mahluk oldu? Kanun değil. Kanun mahluk değil. Ruh bir kanun emirdendir diyor. İkisi de aynısı. İrade vasfından gelmiş. Ruh kanun emridir diyor. Aynı. Emri kanunlar. Ona ne yapmış Cenab-ı Hak? Vücud hissi giydirmiş. Ne demek bu? Evet. Külliyatı bilirsen bunu diyebilirsin. Vicdan vücud hissi demek o kanuna vicdanı giydirmiş. Sonra şuuru başına takmış. Aklı giydirmiş. Sonra seyali latife ücevere sadef etmiş. Glafilati. Yani Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın yazı şeyini, hakikatini, esmasını glafilatif beden misali de giydirilmiş. Ondan sonra vücud hali kudret tahluk edince mahluk olmuş, ruh olmuş. Bu kadar şey. Ancak külliyatı bilirsen. Yazsa bari. Ha bunu mu? Evet. Şunu yazayım. Tamam peki. Silebilir miyim Gafur bunu? Abi Mehmet abi sizsin ya. Şunu. O mu sizsin? Niye? Onu yeriz. En uzun Besmele abi. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Besim öyle olmuştu değil mi? Silebilir mi ki Besmele çekerek? Doktor, durum hepten iyi değil. Diyor ki, silebilir miyim dedi. Kibarlık için dedi. Besmele çekerek sil. Şimdi bak, kanun ve şöyle diyeyim, ruha kudret bir, vücud hissi giydirir, giydirir. Sonra şuuru başına takmış. Şeyden başlamayacak mısınız abi? Yukarısını mı? Alemi emirden, iradeden. Ha onların ruh kanunu emridir. Onlar mı yazdı? Orada mı okudunuz? Ha, de ama şey yapmadım. Hulasasını yazayım dedi. Öyle mi? He. Ama bu kudret taalluk ettikten sonraki kısım. Evet, yani. Evet. Ondan önceki de olsa. Evet, peki 27. sayfa onu yazayım. Onu yazayım, dur bakayım. Ruh vücud harici giydirilmiş bir kanundur. Evet, oradan. Onu mu yazayım? Hı hı. Şöyle yazayım o zaman. Çok güzel bir hulasa oluyor abi. Tamam, yani. Peki. Ruh... Bu metin, ruh, vücudu harici, harici giydirilmiş o için dedim ya metinden işte okusak hiç bunlar olmazdı da biz hulasa ediyoruz ya bir kanundur ama çok da uzar bu sefer.
Yok. Kanundur. Diğerini de okuyayım mı? Çünkü diğerini de söyleyen şey de... Ruh kanunun emridendir, iradeden gelmiş. Ondan sonra devam edin abi, o kadar. Öyle gerek yok ki o kadar. Tam bunun altına... Söyle sen. Kanunla alemi emirden ya da ruh kanun emirdendir, iradeden gelmiş. Yani onun metini yazman. Vücud-ı harici giymiş bir namustur. O da şey, aynı. Vücud-ı harici giymiş bir namustur. Giymemiş hali kanundur. Giymiş hali namustur ruhu. İşte Gafur'un şeyi. Bak şurayı sileyim de bak. Şu, onu görün. Tamam mı? Bak. Şöyle. Vücud-ı harici. Harici giymiş haline söylüyor. Bir namustur. Namustur. Da devam ettiği daha. Bu mevcut ruh. İşte aynı mı geçiyor öyle? Vücuda harici giydirilmiş. Evet evet aynı. Bir namus. Evet mi? Aynı. Bak. İkisi de vücuda harici. 702 ya sözde. Bu mevcut ruh şu makul kanuna olmuş iki kardeş sabit kudretle yapılmış tarafıdır. Sabit hem daim fıtır kanunlar gibi ruh dahi hem alim emir su yokken suyun kaldırma kanunu ezeli oluyor. Tamam. Ondan sonra yazdım şu kudret bu. Okuyayım abiler. Herhalde bu özetler şeyimizi. Ruhu anlatırken kanunu da anlatmış oluyor. Üçünü. Ruh neymiş? Vücudu harici giydirilmiş bir kanundur. Yani şey yoktu. Yani asıl itibariyle bu. Vücudu harici giymiş bir namustur aynı zamanda. Bu mevcut
şu kanuna olmuş iki kardeşim, bu mevcut bir şeydi, bu burada eksiklik var. Şeyde tek farklılık şu var abi metinde, vücudu harici birisine giydirilmiş diyor, birinde giymiş diyor. Hangisi? Namus doğru giymiş. Doğru yapmışsınız. Ha? Kanuna giydirilmiş, namus giymiş. Giymiş, giymiş ha. Öbür ama bu mevcut, doğru. Bunu okur musun bana? Burada bir şey eksik. Bu mevcut ruh. Ha, bu eksik bak. Nasıl şu makul kanuna olmuş iki kardeş, ha, iki yoldaş. Ha. Şu mevcut ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Kanuna. Sabit hem daim fıtrı kanunlar gibi ruh da ne olmuş? Hem alem-i emirden hem alem-i iradeden gelmiş. Şefasından gelmiş. Tamam. Nasıl mahluk olmuş? Kudret, vücud hissi giydirmiş. Biz ne yaptık? Paradız açtık. Vicdan giydirilmiş. Kudret şuuru başına takmış. Yani dikkat ederseniz kanunlara ve ruhun yazılımına kudret taalluk edince mahluk olmuş. Kudret bak, vücud hissi giydiren kudrettir. Şuuru başına takan kudrettir. Kudret bir seyali latife-i cevhere sadef yapmış. O zaman artık mahluk olmuş. Ruh mahluktur. Yazılım itibariyle, cevhe itibariyle bir kanun-u emridir. Kanun-u emridir diyor bak. Emridir. O şey dört tane ki sıfat hepsi burada saydı mı? Burada hepsi yani giyim, hepsi saymadı. 29. sözde sayar, ruh kabasine sayar, ziyayattır, zühşurdur, kanun ayrı yani. O içi şeyini anlatıyor. Ama burada kanunla namusu farkı. Mesela şuraya çizeyim. Bak. Giymiş. Giydirilmiş. Giydirilmiş. Kim o? Kanun. Namus. Hasan abi, meleklerde irade var mı? Peki sana... İhtiyar var mı, özür dilerim? Ha? İhtiyar var mı meleklerde abi? Şimdi bak, irade cami olduğu için içinde ihtiyar da vardır. Ama külli ve cüz'i ve külli şeyi yok. Mesela meleklerde olmasaydı o soruyu soramazdı. Yani o zaman kanun, yani kanun olmaları lazım. O soruyu sorması onlara namus yapıyor abi. E tabi. E bunu nasıl oluyor, ben anlamadım abi ya. Niye anlamadın? Peki namus olunca Hasan abi mesul de olmaları lazım. Zaten kısmen ondan sonra Cenab-ı Hak biraz şey yapıyor, sitem ediyor. Siz oturun oturduğunuz yerde diyor de ya, yani bizim tabirle. Evet. Sizin bilmediğiniz ben bilirim diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a soru sormuyorlar mı? Soru sorma edatıyla. Yani kan dökecek, fitne yapacakların mahlukatımı yaratacaksın. Biz sana ibadet olarak yetmiyor muyuz? Mesela Cebrail aleyhisselam öğrenmek o da istemiyor mu ki? Kendisinden geçtikten sonra ya Muhammed diyor, sen orada neler gördün bana da anlat diyor. Ya mezun değilim, yasak diyor. Ben sana arkadaş olamadım mı dedi. Ben sana vahiy getirmedim mi? Buraya kadar getiren ben değil miyim? Bana niye ben mahrum ediyorsun? Demedim. Evet. O da istiyor. Evet. Üstad ama diyor ki tahattür edin diyor 6. şuada Hasan abi. Evet. Nasıl olur? Yani kardeşim, fakat şöyle bir şey var. Onlarda ismet sıfatı olduğu için verilen sıfatın, iradenin ifrat tefritleri yok onlarda. İnsanda ifrat tefrit var. Heh, o zaman bu ruh da kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin giydirilmesini aslında özetliyor burada üstad. Özetliyor mi? Ama insana şu var artı. İfrat ve tefrit modları var. Onlarda kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, şehve cinsellik değil ya. Yani istek mesela. Diyelim ki yaşamak sahip. Mesela onu istiyor, bunu istiyor. İstemek ya. Yani. Biraz da devam edeyim. Namus. Zaten bitecek herhalde. Sistemin birliğini. Bir iki yaprak kaldı. Şey bir buçuk. Sistemin birliğini, bütünlüğünü kanunlar yapıyor. Kanun eşyaya ve efale sıralama getiriyor. Yani bakın şunu da görmüş olur. Metin böyle geçiyor, metinlerden çıkartıyoruz. Ama bakın size bunu bana yazdırmadan önce ya ihtiyaç duyduk. Ama işte böyle gidersek yetiştiremiyoruz. Ben oradan öz çıkartıyorum. Ama merak eden olsa bak şurada diye gösteriyorum. Nasıl ki bak şunu yazmayınca şurada bir şey eksik dedim değil mi? Evet. Olmuyor. Olmuyor bak burada bir şey var bak dedim.
sistemin birliğini, bütünlüğünü kanunlar yapıyor. Kanun eşyaya, efale sıralama getiriyor. Ha bak, kanunda sıralama yok. Dün, bugün, yarın yok. Küçük büyük küçük şey yok. Namusta bu var. Bu önce şu sonra gibi yok. Kanun kainatın mükemmel nizamını gösteriyor. Mevcuda öncelik sonralık getirince o efalin aralarına da zaman diyoruz. Mesela kardeş dedi ki cevherle aras farkı ne? Ara şudur. Mekan, zaman, vasıf, sıfatlarla ifade edilir. Cevher ise zamanı, mekanı yok ki, vücudu haricisi yok ki ne zamanı olsun ne mekanı olsun. Bu zaman, mekan, vasıf ve sıfat araza dönüşmüş olanlar oluyor. Kanunların mülk taraflarına mekan ve mülk denilir. Bir daha görüyorsunuz orada. Kanunların mülk tarafına, kanunların melekut taraflarına da zaman ve melekut denilir. Bak, kanunların mülk tarafına mekan, mekan ve mülk. Kanunların melekut taraflarına mekan yerine zaman, mülk yerine melekut konuluyor. Anladın mı bunu? Yani zaman kanunlar mı oluşturuyor gibi oluyor biraz, değil mi? Tabii. Çünkü niye? Zaman ne yapar? Öncelik sonralıkla kendisini ifade eder. Eğer öncelik sonralığı kaldırırsanız zamanın sureti yoktur. Hakikati vardır ki lef-i mahfi ispattır. O zaman dün, bugün, yarın yok. Sıralamayı koyan, öncelik sonralık getiren zamanın suretidir. O zaman acaba biz mevcudatın içinde mi zaman var? Zaman mı ve mevcudatın içindedir? İkisi de var. Suret itibariyle zaman bizim içimizdedir. Kanuniyet itibariyle biz zamanın içindeyiz. Risaleden olmadıkça bu olmuyor işte. Olmaz. Şey demiyorum, külliyat böyle. Bak bir daha. Bu zaman arkasında neler denmiş? Suret itibariyle zaman eşyadadır. Öncelik sonralık yapar. Önce, sonra, dün, bugün, yarın, alem-i şehadet, alem-i gayb, mülk, melekut gibi böyle sıralamayı, vasıflandırmayı o yapar. Zamanın suretidir. Kanuniyet itibariyle bizim içimizde zaman yok, biz onun içindeyiz. Bu tarafıyla da kanun. Hakikati nedir? Sari ifade, zamanın hakikati lef-i mahf ve ispattır diyor. Mahiyeti de lef-i mahfuzdur otomatik. Bak acayip bir şey. Mahiyeti lef-i mahfuzdur. Nereden biliyoruz? Çünkü lef-i mahf ve ispat, lef-i mahfuzun defteri, yazar bozar taftası ya, aslı orası ya. Hakikati lef-i mahf ve ispatsa bir üstü lef-i mahfuzdur. O zaman zamanın mahiyeti, komutan, zamanın mahiyeti lef-i mahfuzdur. Hakikati sari ifade lef-i mahf ve ispattır. Kanuniyeti melekut tarafındadır. Biz onun içindeyiz, zamanın içindeyiz. Zamanın sureti ise bize öncelik sonralık, dün, bugün, yaş gibi şeyler getiriyor böyle. Simalar falan yapıyor. Hasan abi, lef-i mahfuzdan sonra zaman boyut değişiyor. Değişiyor. Evet, boyut değişiyor. Değiştiriyor abi. Çok acayip. Zaman ya. Bitiyor diyebiliriz ya. Yani zaman bitiyor. Yani bitiyor değil de artık zaman mahiyetinde. Yani zamanın, o esma her şeyde var da. Evet. Yani acaba. Bence başka bir boyuta geçiyor. Yani mesela diyelim ki lef-i mahfuzdan önce esma yok olmuyor. Ama lef-i mahfuzdaki şeyi tahakkuku değil artık. Başka bir şey. Sonu vermeyecek mi hakikati? Devam edeyim abi. Çünkü işaret edeceğiz 197. İnce Mesnevi Nuriye 58. Öğleyin kılmıştık değil mi? Tamam, toparlayayım da. Sizi bilmiyorum. Biz kıldık da. Çünkü kafam şey yapıyor. Hemen arıyor. Bilgisayar şey arar gibi o nerededir diye. Aslında şunu bir okuyayım ya. Şunu bir söyleyeyim lütfen. Hani hangisini söylemedin ki? Söylemedim. Şimdi Mehmet abiyle farklı, bana farklı kanun olur mu abi? Kanunlar aynı. Umumidir değil mi? Umumi ve geneldir. Umumi. Namus has ve hususidir. Tamam. O zaman diyorum ki, geçen hafta da söylemeye çalıştım buydu.
sıfatların bendeki tezahürüdür kanun. Tamam. Yani istidatlar herkese aynı. Aynıdır. Şöyle, herkes doktor olmaya, mühendis olmaya, alim olmaya, vakıf olmaya istidatlıdır. Evet. Ama herkes kabiliyetli değildir. Değildir. Kabiliyeti evet. Ben esmalara... Mazhariyetinle. Mazhariyetim... Le ortaya... Evet. Ayan ediyorsun. Evet, o da benim namusum oluyor. Ben. Namusun oluyorsun, o tamam. Kadar. Has ve hususi. Has ve hususidir. O tesis genel ve umumi. Peki abi, peki esma ile sıfatta değişiklik yapabilir miyiz peki? Esma ve sıfatta benz mi? Evet. Biz ne? Neyi? Yani öncelik soralım. Demek istiyorum abi. Neyi? Mesela o iki zat hani derse giderlerken birisi biz anlıyoruz diyerek suyun üzerinden yürümemiş mi abi? Yani bu esmaya mazhariyettir suyun üzerinden yürüyebilmesi aslında. Bu, ama sıfatı değiştiriyor. İkisi de yürüyebilme hakkı var. Evet. Sıfat itibariyle. Evet. Ama esma itibariyle dedi ki ben bu esmayı seçiyorum, ben bu esmayı seçiyorum. Evet. Tamam. O namustur işte. O namustur. Zaten İmam Rabbani Hazretleri bunu ele alıyor. Diyor ki bu diyor ki Hasan-ı Basri mi? Bir de ötekisi kimdi? Acemi. Habibi Acemi. Habibi Acemi. Hasan-ı Basri nehirden geçecekler. Fırtına var. Karşıda çocuk okuyacaklar. Ne şöyle ne bileyim ders yapacaklar, ders verecekler. Fırtına dinsin dedi de sandal gelsin, sandalına geçelim dedi Hasan-ı Basri Hazretleri. O dedi ki efendim, kardeşim dedi, birbirimizi tanıyoruz. Kimse de yok. Allah da bu yetkiyi verdi. Yetkiyi verdi. Kendimizi de harcamayacağız, menfaat da temin etmeyeceğiz. Sudan yürüyelim, geçelim. Allah'ın demiş buraya bir kanunu koyduysa bu esma da bu kanuna uymayı, Allah'ın rızası bu kanunlara, bu sisteme uymaktır. Bu umumi bir kanun değildir dedi. Umumi kanuna tabi olalım. Bu hususi hastır dedi. Tamam mı? Şimdi ikisi de hak ama sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hangisi haktır? Bu da esmadır. Suda geçmek, havada uçmak. Bu da bir esma, emazer. Buraya da uymak. Ama madem diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri sen diyor alemi şehadete gelmişsin. Bu esmaları kullanırsan, bu esmaları es geçiyorsun. Ama bu esmayı kullanırsan yürüme şey sandalye binme aynı zamanda bu içinde mazhar olduğun halde kullanmama kemalatı var. Hmm. Kullanırken kullanmıyorsun. Yetkin varken. Neyse kardeşim esmaları değiştirme değil esmaları tercih etme hakkın var. Mesela şöyle diyeyim. Mesela ben dershanede kalıyorum. Esmaları değiştirme değil. Esmalarla sıfatlara hükmetme. Evet. Sıfatlarıma. Şimdi mesela ben dışarı çıkamaz mıyım? Çıkınca farklı esmalar mazhar olacak. Hadi biraz da devam edelim. İkinci okumdur. Kanunlar itibaridir. Burası çok önemli. Namuslar vehmidir. Bunu işaret edeceğiz. Söyledik. 197. Mesnevi Nuri 58. Kanunlar emirdendir, ilimdendir. Aa yazmışsın. Evet. İsabet. Namuslar iradedendir. İrade yok orada biraz daha eksik. İrade yok. Şey ha? Yani namusu yazmadık. Ha yazma tamam. Tabiri diğerle kanunlar imam-ı mubine, namuslar kitab-ı mubine. Olabilir. Evet. Çünkü evet doğrudur bak demişim sayfa 71'de. Bunu teyit etmiş 71'de. 71'de bakayım. O uzun. Tamam burada uzun. Tamam buradan da delilim var. Şimdi Kastamonu 220. Acaba bitirebilir miyim şimdi? Ki koşuyor yokuşu. Bitiremem. Abi ezmeyelim ya. O zaman ezmeyeyim. Evet ezmeyeyim. Çünkü baktım ki şu var bir de bu var. Peki şey diyebilir miyiz abi? He. Kanunlar ezele, namuslar ebede. Denilir ha güzel olur da. Ama az önce bu fakir söyledi ama kimse buna kasmadı. Nasıl oluyor? Çünkü gafur dememişti ya. Şey, gafur abi var ya hani fıkrayı anlatıyor. Onun anlattığı gibi anlatmadın diyor ya. Peki kim kanunlar söylemiş, ismi batıl. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun? Gafur diyor onaylanmıyor. Allah Allah. Aynı şey Mehmet kardeş ondan alıyor. Kaydediyor kendi bu şey yapmamı. Onu... Kanunlar onunla bana aynı işlemiyor. Kanunlar, kanunlar ismi batın, namuslar ismi zahir. Harika. Olabilir mi? Olur. Hadi bakalım buna ne diyeceğim? Çöpe, sen ben yazmışım sen anladın da.
Biri kader, biri kaza. Evet. Sen istedin bunu. Evet. İstidat, kabiliyet. Evet. İşte böyle yazmış bir yanlış etmiş. Yani aynı. Ve bu psikolojide de kullanıyorum ya namus ve kanun. O zaman namusa dönüştürmeden kanununu iyi belirlemen lazım. Mesela ne olmak istiyorsun? Tamam mı? Her şey olabilirsin bu kanun. Ne olmak istiyorsan belirle, onlarla beraber ol. Futbolcu olmak istiyorsan onların lokali var. Onların kahvesi var. Onlar toplandıkları yer var. Oraya gitmen lazım. Veya o lokale gidip orada bir kanun cereyan ediyor. Caridir de evet. Sen ondan etkilenmeyeceksin. Mümkün değil. Camiye gideceksin. Başka bir şey düşün. Mümkün çok değil zor, yani. Çok zor. Mehmet abiye bir soru sorabilir miyim? Bak? Evet, ondan sonra ama konu bitti tamam, yani. İman kanun mudur? İman. Bana niye soruyorsun? Ya ben senden lezzet alıyorum. Çok azar ve bilmez bunu. Peki. Vahir devamım. Bu kanun şeyi nerede? Aşağı şeyde, Şeceli Kalp'te yeri. Aşağı azamda. Aşağı azamda. Tüm kanunlar orada. Cebeller orada. Kanun ceberdir artık. Ceberdir. Aynı ruhun ceberi gibi. İkisi de kardeştir. Ruh da kanun da kardeştir. Zaten kanunların vücudu harici giymiş halidir ruh. Şey, alem emir neredeydi? Alem denince bak, alem tabiri geçince hemen elimizi koyacağız. Elimizi koyacağız. Mahluk. Yani alem emir şeydi, arş azamdır. Bak, alem denince emir değil artık. Emri ilahi değil bak Osman. Emri ilahi. Emri Rabbani. Üç tane emir var ya. Emri Rabbani. Bunu Rabbin nas meliki nas ilahi. Emri ilahi. Tamam mı? Bu tabir olunca vaciptedir bu. Alem tabirini kullanınca mahluktadır. Alem emir deyince alemdedir. Nerededir alem? Arş azamdadır. Alem emir orada. Burada kesiyorum. İnşallah ya haftaya şey yapacağız. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.